Hatay'da 20.si yapılan Yayladağ Çilek Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival, yazar ve şairlerin imza günü, tütün dizme yarışması, en güzel karateke yarışması, çocuk gösterisi ekibi ve Yayladağ Belediyesi Karate Spor Kulübü'nün gösterilerinin ardından yerel sanatçıların konseriyle devam etti. Hükümet Konağı Bahçesi'ndeki festivalde tütün dizme ve en güzel karateke yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Önümüzdeki yılın birincisi olur yani. Muhtemelen. Maşallah. Evet, tebrik ediyoruz. Maşallah. Maşallah. Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Yalçın yaptığı konuşmada, "Bugün burada aslında yaptığımız etkinliklerle Yayladağ'ın ürünlerini tanıtıyoruz," dedi. Yayladağ'da bugün bu etkinliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada Yayladağ'ımızın ürünlerini tanıtıyoruz aslında yaptığımız etkinliklerde. Neler yaptık? Tütün düzme yarışması yaptık. Yöresel karateki güzellik yarışmasını yaptık. Festivalimizin adını Yayladağ Belediyesi Çilek Festivali olarak koymuştuk. Burada çileğe de vurgu yapmak istedik. Malumunuz 2 yıldır korona hastalığından kaynaklı, Covid sürecinden kaynaklı etkinlik de yapılmamıştı. İlçe halkımız da, vatandaşlarımızın da bu konuya ihtiyaçları vardı. Bugün etkinliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise potansiyelini tarihsel zenginliğinden, dağlarından, yeşilinden ve yiğit insanlarından alan Yayladağ'ımızda bugün 20. Aba Güreşi ve Yayladağ Festivalimizin Çilek Festivali bölümündeyiz diye konuştu. Yayladağ'ın her mahallesinden gelen değerli ablalarımız, kardeşlerimiz, gençlerimizle birlikte çileğin gerçekten Yayladağ'ın olmazsa olmaz ürünü olan ve devletimizin büyük katkılarıyla bugünlere gelen artık üretimde önemli bir yer edindiğimiz ve artık ihracatta da önemli bir katkı değer sunan hem şehrimize hem ilimize hem ülkemize bu ürünün daha çok gelişmesi için, daha çok tanıtılması için böyle bir şey düşündük Sayın Belediye Başkanımızla birlikte. Yayladağ'ın çileğine, çiftçilerine sahip çıktıklarını söyleyen Çelik, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Bizler de elimizden geldiğince gerek belediye başkanımız, gerek tüm kurumlarımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz hep birlikte el birliğiyle bu ürünün daha çok gelişmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Türküler söylenip halayların çekildiği ve binlerce kişinin katıldığı festival gün boyu sürdü.